Bu öz devinimli direksiyonu şuraya takabilirim. Buraya da hızlı şeritler yaparım. Güzel olur. Baba, gerçekten Pontypendi kupasına katılmayacaksın değil mi? Üzgünüm Anna ama bunu yapmak zorundayım. Mike Flood'un yapabileceğinden daha hızlı bir şey yapmalıyım. Ama biraz yardıma ihtiyacım olabilir, anlıyor musun? Ne? Peki. Ama kendini fazla kaptırmayacağına söz vereceksin. Elbette yapmam. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Ne yapıyorsun Mike? Go-kart yapacağım. Pekala. Şimdi en hızlısını yapalım. Bravo Penny, iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim ben. Peki o zaman, hadi merkeze geri dönelim. Ben burada kalsam daha iyi. Burası daha kuru olabilir. İyi fikir Sam. Affedersin Sam. Sakın söyleme. Neyse ki su geçirmez kıyafetim var. Pontypendi kupası başlamak üzere. Herkes yerlerine. Çok hızlı gitmeyeceğiz değil mi Sera? Ne dersin? Hayır James. Çok hızlı gideceğiz. Yarışı kazanmamız gerekiyor. Bu yarışı benim kazanacağımı göreceksiniz. Rüyanda görürsün Norman. Asla kazanamazsın. Evet. Bütün yarışmacılar bu kadar mı acaba? Hayır, kesinlikle değil. Yağlı şimşek geliyor. Yağlı şimşeğe yol açın. Ama o yetişkin. Bu kurallara aykırı. Kurallar mı? Kural falan yok. Tamam, hazır mıyız? Bir kişilik daha yer var mı acaba? Ya bu da ne böyle? Roket atar 200'e merhaba deyin baylar. Tom, Newtown yolunda sana ihtiyacımız var. Geliyorum. Ben Mercury'yi alayım. Elvis ve Penny, siz de Venüs'ü alın. Elvis, çorbanı al. Ben de el ısıtıcısıyla battaniye alayım. Aşağıda Sam. Mandy, ben itfaiyeci Sam. Seni almaya geliyorum. Lütfen çabuk ol Sam. İpleri hemen indir Tom. Hemen geliyor. Tutunmana gerek yok Mandy. Seni tuttum. Yaşasın! Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Anne! Mandy. Kurtulmana çok sevindim. Koştuğum için özür dilerim. One Way Street'i görmeyi gerçekten çok istiyordum. Müzik grubundan bahsediyor. En iyi müzik grubu. Anlıyorum. Eminim gelecek sefer soğuk havada daha dikkatli olursun. Öyle değil mi Mandy? Olurum Sam. Söz veriyorum. Ama artık One Way Street'i göremeyeceğim. Hala yetişebilirsiniz ama. Gerçekten mi? Ama otobüs kara saplandı.
Merak etme Trevor, onu vinçle çıkartırız. Konsere giderken ısınmanız için hepinize yetecek sıcak çorbam da var. Başardık. Teşekkür ederim itfaiyeci sen. Bir şey değil Mandy. Sanırım ben senin enstrümantal kasetini tercih ederim Trevor. Ben de Sam. Yolun açık sakın ha. Hiç durma. Hedef büyük ha. Yorulma. Isınıyor mu bu peki? Evet Mandy. Yiyecek pişirilecek kadar ısınıyor. Mesela bu sosis. Alıp şuraya koyuyorsun ve... cızırdamaya başladı bile. Hiçbir şey olmuyor. Olamaz. Olamaz. Gökyüzünde tek bir bulut var ve o da buraya doğru geliyor. Bir fikrim var. Hadi gidip sizin mangalı kullanalım. Hani kömürlü olan ve yanan mangalınız var ya. İyi fikir Hena. Ve baba. Evet Hena. Lütfen o şapkayı çıkar. Yapma. Şapka hoşuma gidiyor. Oh. Kızgın güneş altında çalışırken bir bardak soğuk portakal suyu gibisi yoktur. Öyle değil mi Penny? Haklısın Sam. Memur stil bir şey mi kaybettiniz efendim? Buzdolabında nefis bir çilekli dondurmam vardı. Ama bulamıyorum. Clarington, benim çilekli dondurmamı mı yiyorsun sen? Affedersiniz efendim. Geri ister misiniz? Hayır. İstemem Clarington. Ben bir bardak su içerim. Oo, teşekkür ederim efendim. Ah, nihayet sosislerin gerçekten piştiği normal bir mangal var. Son model güneşmatik GTC harika bir pişirme aletidir. Anlaşıldı mı? Bulutlar gittiğine göre eminim sosisleri 5 dakika içinde pişirir. Yanıyor. Bu hiç normal değil ama. Bu olamaz. Güneş matrisi bicibisi yanıyor. Onun adı Güneşmatik GTC. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Hayır. Yanan sadece sosis. Bana bırakın. İşte. İyi misin Hena? Evet iyiyim. Ama şu yaptığına bak baba. Neden hiçbir şeyi normal yapamıyorsun? Neden hep beni utandırıyorsun? Üzgünüm hayatım. Seni arkadaşlarının önünde utandırmak istememiştim. Ama yapıyorsun. Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Üçüncü tur. Hayvan ve sahibinin 100 metrelik koşusu. Kazanana 20 ekstra puan var. Yerlerinize hazır. Başla. Ve yarış başladı. Mandy ve Nipper önde. Arkasından Sera ve Lion geliyor. Üçüncü sırada da Norman ve Wooly var. Otlamak için mola verdi. Hadi Wooly. Ve arkadan yıldırım gibi Norris yaklaşıyor. Nipper'ı tutmazsam daha hızlı gidebilir. Nipper, tasmanı çözersem uslu olacağına söz veriyor musun bana? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Rüzgar gibi koş oğlum. Nipper, hayır, koşmaya devam et. Oh,
Ah hayır, içeriden kilitlenmiş. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Holfish kafede yangın çıkmış ve Nipper'la Line içeride mi kalmış? İtfaiyeci Penny onaylandı. İtfaiyeci Sam onaylandı. Elektriği kapattım Sam. Nipper'ın tasmasını çözdüğüm için özür dilerim. Nipper çok yaramaz olabiliyor. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Ben de öyle. Tamam çocuklar ama hayvanlarınıza sürekli göz kulak olmalısınız. Unutmayın tamam mı? Woolly evcil hayvan şovunu kazananı merak ediyor. Emin değilim. Kimse bitiş çizgisini geçemedi henüz değil mi? Pekala. Seyirci çılgına dönüyor. Norris kıl payı farkla kazanır. Belki elma sever. Hadi Lili. Tamam kaya gözcüleri. Tura devam ediyoruz. Kayaları çok seviyorsun değil mi Muz? Kesinlikle. Kayalara bakmaktan heyecanlı olan tek şey onlara tırmanmaktır. Hadi bakalım. Bu kadar yeter Lili. Artık bizimkilerin yanına gidelim. İşte oldu. Bitti. Tamam radar geliyorum. Bu kadar önemli olan neymiş bilmiyorum tabii. Bence reçelli ekmeğinizin Elvis'in arkasına yapıştığını söylemeye çalışıyor efendim. Sam haklı efendim. Yapışmış. Geri ister misiniz? Hayır. Kalsın Critlington. Gidip yeni bir tane yaparım. Aferin sana radar. Bazen hayvanlar sandığımızdan daha fazlasını biliyor. Acaba ne tarafa gittiler? Hadi Lili, bu taraftan. Anne! Merak etme Lili, onları bulacağız. Hayır. Galiba yanlış yöne gitmişiz. Ne kadar dar olduğunu fark etmemiştim. İşte burada koca bir parça arduvaz var. Lili? Ne? Lili burada değil. Hayır. Sera da yok. Onları göremiyorum ama. Lili! Sera! Nerede olabilirler? İtfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olacak. Sera ve Lili Pontypandy Dağı'nda kayıp mı oldu? Sera ve Lili Pontypandy Dağı'nda kaybolmuşlar. Ben dağlara gidiyorum. Siz Tom Thomas'ı arayın efendim. Tamam Sam. Köprüde asılı kalma,
rekoru kıracağım. Norman Price, orada ne yapıyorsun? Hemen aşağı in. Ama anne, rekor kırmaya çalışıyorum burada. Bütün kemiklerini kıracaksın. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman Price tehlikeli bir şekilde köprüde asılı duruyor. Tam zamanında çaldı. Norman Price tehlikeli bir şekilde köprüde asılı duruyormuş. Dayan Norman, bekle kıymetlim, yardım geliyor. Daha fazla tutulamıyorum anne. Hayır. Çabuk ol Sam, çabuk. Norman'ın tek eliyle asılı duruyor. Dayan Norman. İniyorum Sam. Kurtuldun Norman. Evet, rekor kırdın mı? Üzgünüm Norman. Japonya'da bir çocuk köprüde 2,5 saat asılı kalmış. Aa, asla rekor kıramayacağım. Benim hesaplarıma göre bu seni tam 57. kurtarışım Norman. Bu bir rekordur, biliyor musun? Doğru Norman. Gerçekten de en çok kurtarılma rekorunu sen kırmışsın. Evet, biliyordum. Küçük hazinem, rekord benim. Seninle gurur duyuyorum. Anne. Hadi Norman, seni kurtardığı için itfaiyeci Sam'e teşekkür et. Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Şimdi Dilis'i dansa davet etmenin tam zamanı efendim. Oh evet, tabii. Bayan Price, Dilis. İtfaiyeciler yemek ve dans gecesinde bana eşlik etme onurunu bahşeder miydin acaba? Kusura bakmayın Memur Steele. Ama ben zaten Trevor'la gidiyorum. Biliyorsunuz o da gönüllü itfaiyeci. Ona bir üniforma bile vermişsiniz. Şimdi ne yapacağım? Kiminle dans edeceğim ben? Olamaz. Bu dansı lütfeder misiniz efendim? Tabii. Olur Grintlington. Ama bu sefer ben idare ediyorum. Tamam mı? Peki efendim. Tamam Sam. Göz bandıyla yürümeye çalış. Affedersiniz Bayan Chen ama ben bu işte çok acemiyim. Merak etme Sam. Beni taklit et yeter. Elvis, vardiya için istasyona gitsek iyi olur. Orada prova yapabiliriz bence. Affedersiniz Bayan Chen. Başka bir şey yok muydu? Küreklerim var. Ve bak, Bronwyn'in kafesinden ne aldım? Gerçek bir varil. Norman, geminin o tarafını çok ağır yapıyorsun. Bu en güzel korsan gemisi olacak. En iyisi. Dur artık. Dur. Dur. Bu çok güzel Sera. Bırak. Hayır. İmdat! Bu ne? İmdat! Hayır. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olacak. Tiyatronun yangın kontrolü tamamlandı efendim. Harika. Oyunun yıldızları ne alemde peki? Senin repliğinden sonra benim kısmım geliyor. Bakın efendim, izleyin. Şimdi olmaz Elvis, acil bir durum var. Norman ve Hannah korsan gemisi dekoruyla denize düştü. Norman ve Hannah korsan gemisi dekoruyla denize düşmüş. Tom, rıhtımda sana ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Ah,
paniğe kapılma. Gemideyiz, yüzeriz. Norman, bu gerçek bir gemi değil. Sadece bir dekor. Dur. Batıyoruz. İmdat, batıyoruz. Olamaz. Ama sen yüzemezsin. Merak etme Norman. Yüzmede altın rozet sahibiyim. Senden iyi yüzerim. Şimdi vadinin üzerinde uçuyor. Görebiliyorum. Lambikis ve Bulut Kopter orada. Oh, iplerden birini kemirmiş. İşte orada. Kıpırdatmadan tut Tom. Çengel atmaya çalışacağım. Tamamdır Sam. Sadece bir kez daha deneme fırsatım var Sam. Evet, sanırım kemirmelerin failini bulduk. İyi iş başardın sen. Evet. Çok rahatladım. Yürü bakalım Lambikins. Kendine daha güvenli yiyecekler bulmalısın. Seni yine yerde gördüğüme sevindim dostum Lambikins. Biraz endişelenmiştim. Üzgünüm Sam. Gözümü balondan ayırmamam gerekirdi. Evet Joe. Gelecek sefer daha dikkatli olmalısın. Evet olurum Sam. Haklıymışsın Mandy. Gerçekten Pontypandy Dağı üstünde uçabilirmişsin demek. Lambikis az kalsın bunu başarıyordu. Keşke. Bulut Kopter 2. Metal kablolarla yapınca uçarsın. Bulut Kopter 2 mi? Belki fazladan 100 çöp torbasıyla daha da büyük olabilir. İyi fikir Mandy. Böylece %50 daha yükseğe çıkar. Yarın çalışmaya başlarım. Yardım edebilir miyim? Tabii. Yarın gökyüzünü fethedeceğiz çocuklar. Bu harika olur Joe. Yarın tetikte kalsak iyi olur Elvis. Buldum. Çok güzel Sam. Şimdi birini kurtarıyormuşsun gibi kazıp çantayı hemen çıkar. Oh, bu harika Sam. Karnım çok acıkmaya başlamıştı. Bisküvilerin donmuş olabilir Elvis. Dikkat et. Buzlu lollipop'a benzemişler. umarım korkunç canavar bizi ormanda bulamaz. O neydi? Çok korkuyorum. Benim. Korkunç kar canavarı. Kes. Şimdi komik olan ne? Bu hiç korkunç değil Norman. Annenin önlüğünü giymiş kardan adama benziyorsun. Annemin önlüğünü giymiş kardan adam zaten. James bile bundan korkmaz. Olmaz, hayır. Serale Mendy'yi gerçekten korkutmanın bir yolunu bulsam keşke. Oh, söyler misin? Şimdi dağdan aşağı mı kayacağız Penny? Henüz değil Elvis. Önce yavaşça kayıp nasıl durulacağını öğreneceğiz. Evet, tepeden bu şekilde iniyoruz. Ve ayak uçlarımızı bu şekilde birleştirip kar freni yaparak düşen kar taneleri gibi yavaşça duruyoruz. Tamam Penny. Sanırım ben anladım.
Aferin Sam. Pekala Elvis, sıra sende. İşte geliyorum. Dur Elvis, dur. Ayak uçlarını birleştir. Affedersiniz. Pek düşen kar taneleri gibi olmadı, değil mi Penny? Evet Elvis. Dik yokuştan aşağı kızakla kaymak oyuncularımı korkutur ve filmimi çok korkunç gösterir. Evet. Pekala oyuncular, kızağa binin. Seni duyabiliyoruz. Şuradaki hafif tepeden kayacaksınız. Ben de peşinizden gelip çekeceğim. Tamam mı çocuklar? Canavar sizi dağdan aşağı kovalıyormuş gibi olacak. Ama Sam amca güvenlik şeritlerini geçmeyin demişti Norman. Motor! Ama... Norman Price, bu çok tehlikeli. Sessiz olun ve korkmuş gibi yapın. Bugün Critlington'ın nesi var anlamıyorum. Şimdi de kaskımı saklamış benim. Sanki işten atılmak istiyor gibi, öyle değil mi? Moose Robert sendeye düşüp iki büyük kaya arasına sıkışmış. Olamaz. Tom'u arayacağım. Hadi Penny. Merak etme Muz. Seni hemen çıkaracağız. Tom, ipi aşağı sarkıt. Hadi. Tamamdır Sam. İşte geliyor. Tamam. Tom, beni hendeğe indir hemen. Hadi Muz. Seni buradan çıkaralım. İşe yaramıyor. Kötü sıkışmışım. Bir dakika. Sen sıkışmamışsın. Çantan sıkışmış. Şunları keselim hemen. Teşekkür ederim Sam. Çok iyiydin. Durun! Benim kıymetli fosillerim. Onları aşağıda Muz'un çantasında bıraktım. Duyduğuma göre işler yolunda gitmiş. Sam tam bir kahramandı. Öyle değil Penny. Sadece işimi yapıyordum. Ben de fotoğraf sorunumu çözdüm çocuklar. Daha büyük bir çerçeve aldım. Artık kimseyi çıkarmama gerek kalmadı. Çıkarmak yok mu? Evet Critlington. Fotoğraftan kimseyi kesmem gerekmiyor. Fotoğraf mı? Beni ya da Penny'yi işten atacağınızı sanmıştım ama ben... Ne? Bu yüzden işten atılmaya çalışıyordum. Böylece Penny devam edebilecekti. Şimdi neden bu kadar sorun çıkardığını anlıyorum senin, evet. Elvis, ne harika bir davranış. Sen bugün kahramanlık yapmış olabilir ama sen de kahramansın. Bu işin çözülmesine sevindim. Artık kaskımı geri alabilir miyim? Lütfen. Evet, yani hayır. Yani... affedersiniz efendim. Nereye sakladığımı unuttum. Cevap versem, cevap ver ben. Işık denizden net görünüyor, tamam. Anlaşıldı. Çok iyi Penny. Bu işte gerçekten iyisin, tamam. Evet, teşekkür ederim ben. Sen de hiç fena değilsin. Neyse, hadi görüşürüz. Yani tamam, tamam. Gözlerim! Ve yine aşağı iniyorum. Gaga burun şeklindeki kayaya varmak üzereyiz. İşte. Bence geri dönmeliyiz. Asla olmaz. Hazine avcıları asla vazgeçmez.
Norman? Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Neredesin? Seni göremiyorum. Ay. Norman, James yemeğe. Gitmişler, size kayboldular. Norman'ım benim. Merak etme Dilis, uzağa gitmiş olamazlar. Ben onları bulurum. Cevap versem, cevap ver ben. Ses batıdan bu tarafa yayılıyor, tamam. Anlaşıldı. Sis düdüğünü test etmenin tam zamanı bence. Olamaz. Kulaklarım. Tamam, iniyorum. En azından sis düdüğünün çalıştığını öğrendik. Pontypandy Pete'in hayalet gemisinin düdüğü. Bırak beni. Pontypandy Pete'in hayaleti hazinesini koruyor. Lütfen, lütfen yolu bulayım. Korsan hayaletini değil. James, sen misin? Baba, yardım etmen gerek. Norman siste kayboldu. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Norman, orada mısın? Hadi tekneye dönelim. İtfaiyeci Sam'i çağırmamız lazım. Daha fazla kürek çekemiyorum Mandy. Kollarım kopacak gibi ağrıyor. Sessiz ol Norman. Bu da kaplumbağa değilmiş. Sadece kütükmüş. Ben eve gitmek istiyorum. Dalgalar kocaman olmaya başladı. Peki Norman. Sanırım asla gerçek kaplumbağayı göremeyeceğim. Peki ne tarafa gideceğiz? Şu taraf mı? Şu taraf dedim Norman. Tamam. Deniyorum Mandy ama dalgalar beni bu tarafa atıyor. Ama bu bize doğruca... Kayalıklar! Hayır. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Anlaşılan kıyı boyunca ilerliyor. Evet. Denizin dalgalı olmasına hiç aldırmıyor. Bir dakika. Bu da ne? Bu bir tekne. Bunlar Norman ve Mandy. Kayalıklara doğru gidiyorlar. Ama neredeler? Kıyı boyunca kilometrelerce kayalık var. Bakın, deniz fenerine yakınlar. Norman ve Mandy tekneyle fener yakınındaki kayalıklara doğru gidiyor. Dikkat edin. Anladım. Hemen gidiyorum. Çarpacağız. Daha fazla yaklaşamıyorum. O dalgalar bizi de kayalıklara sürükler. Onu düzgün tut yeter. Hazır mısın Tom? Anlaşıldı Sam. Havaya kaldır. İmdat! İmdat! Tuttum. Şimdi Neptün'e dön Tom. Ben ne olacağım? Merak etme Norman, hemen geliyorum. Tuttum seni. Merak etme Norman, artık güvendesin. Evet canım, ben
Balinalara fısıldayan adam gibisin. Aa, bir balina. O balinayı takip edelim. Çabuk sancak tarafına. Hayır, iskele. Bırak da ben yapsın Charlie. Balinalar hakkında her şeyi biliyor. Ama kayalıklara doğru gidiyoruz. Haklıymış. Çabuk iskeleye. Ana yelken anahtarı çek. Vira! Vira! Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Menü koduna geçmek için aktivasyon düğmesine iki kez basın diyor. Ama hangi düğme bu acaba? Biliyor musun? Bilmiyorum Penny. Nasıl gidiyor bakalım? Evet. Takılıp kaldık. Menüyü açmak için kırmızı butona basmanız gerekiyor gibi. Sonra da sarı ve mavi butonlarla ayarları değiştirebilirsiniz. İşte oldu, çalışıyor. Belki de dev sebzelerle oynamak biraz işe yaramıştır ha? Çok hızlandım ve üşüdüm. Tekne alabora olduğunda kayıt cihazımı kaybettim. Balina sesini kaydedemeyeceğim. Hepsi benim suçum. Affedersin Charlie, teknenin kontrolünü almaya çalışmamalıydım. Sakın üzülme ben. Hayır. Bu teknenin kaptanı sensin Charlie. Pontypandy sularını herkesten daha iyi bildiğin de kesin. Peki şimdi ne yapacağız? Gelip bizi bulurlar mı acaba? Geleceklerine eminim canım. Ama o zamana kadar morallerimizi yüksek tutmalıyız. Nasıl Charlie? Uzun yıllar önce tüm Pontypandy denizcilerinin yaptığı gibi Pontypandy gemici şarkısını söyleyerek. Bunu bildiğimi sanmıyorum. Merak etme, ben sana öğretirim. Pontypandy denizi bizim yuvamız. Havası, kokusu bambaşka güzel. Ne çok soğuktur, ne de sıcak. Demir alana açar kucak. Elvis ve Penny'ye sonar kullanmayı öğretmek harikaydı Sam amca. Dev havuçlarla dövüşmekten daha mı iyiydi? Çok daha iyi. Merhaba millet. Charlie ile Brony'yi gördünüz mü? Kafede yoklar. Çok tuhaf. Saatler önce dönmüş olmalıydılar. Garrett, Sarah ve James'e sen bakar mısın? Ben yardım çağırayım. Charlie, Brony ve ben denizde kayboldu. İşte oradalar. Olamaz. Yardıma ihtiyacım olacak. Evet Sam. Sen çaya bir bak. Burada bir şey yok ki. Penny'den geliyor. Pontypandy adasında orman yangını çıkmış. Elvis, Titan'a ihtiyacımız olacak. Yangın ne olacak? Oh, şuraya bakın. Bakın, itfaiyeci Sam geldi. Penny, Neptün'le gidip tekneyi al, hadi. Evet, giderim. Hazır mısın Elvis? Hazırım Sam. Ben hemen adaya gitmemiz gerekiyor. Yangın çıkardığım için özür dilerim Sam. İyi bir kaşif olmaya çalışıyordum. Hepsi bu. Biz de özür dileriz Sam amca. Tekneyi kıyıya yeterince çekmedik. İyi kaşifler her zaman güvenliğin önce geleceğini bilirler. Öyle değil mi James? Evet Sam amca. Sürpriz. Ben Elvis Crinkton olarak sana yani
İtfaiyeci Sam'e özel cesaret ödülünü sunuyorum. Bu büyük bir onurdur. Aa, teşekkür ederim ama ödüle ihtiyacım yok. Zaten bu mesleği yapmak büyük bir onur. Bence bu ödül James'e verilmeli çocuklar. Bugün adada büyük bir cesaret gösterdin. Aferin sana. Teşekkür ederim. Ama kitabım olmadan bunu asla yapamazdım. Anne! Bana kaşif kitabı alır mısın? Ben de James gibi ödül kazanmak istiyorum. Ama James seni hemen bulmuş. Ebe olma sırası sende. Ama düzgün saklanma fırsatım olmadı. Tekrar saklanmak istiyorum. Bir daha. Hayır Norman. İlk seni buldu. Bu yüzden ebe olma sırası sende. Biliyorum. Ama bir kez daha saklanayım. Hepiniz beni arayın ve biriniz beni bulursa bütün sosislerim sizin olabilir. Evet, size en iyi olduğumu kanıtlayacağım. Bütün sosislerin mi? Evet, hepsi. Sosisler nefis görünüyor. Aa, saklamayı da beceremiyor. Tamam. Anlaştık. Kesin 100'e kadar sayın ama. Tamam mı? Nefis sosislerin tadını şimdiden alabiliyorum. Biraz geriye. Yavaş, dikkat et. Dikkat et! Dikkat edin. Direkt hortuma dolanıyor. Dikkat et. Merak etme Sam. Her şey kontrolümüz altında. Merak etme. Sanırım bu direk fazla uzun. Biraz kesmemiz gerekebilir. Ben de işte bunu düşünüyordum. Gidip testerimi alayım. Ben de kaskımı alayım. Beni burada asla bulamazlar. Oh! Hayatta bulamazlar. Belki gerçekten saklanmayı biliyordur. Tıpkı görünmez adam gibi. Burada bir yerde olmalı. Aramaya devam edin. Bu işi bildiğimi söylemiştim. Oh, olamaz. Ah, karıncalar. Oh, bacağıma tırmanıyorlar. Oh, pantolonumdan karıncalar girdi. Nerede olabilir ki? Her yere baktık. Bakın. Seni bulduk. Pantolonuma karınca girdi. Hadi bakalım, sosisler hazır. İmdat. Bu da ne? Çıkarın beni buradan. Bu küçüğün sesi Norman'ıma benziyor. Dikkat ettiniz. Trevor, hayatımı kurtardın.